Arkadaşlar merhaba. Yine bize bir soru soruldu. Şu konu hakkında bir bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar size. Bu arada mesajlar geliyor. Biraz çatık bakıyormuşum ama genelde kamera çeksin diye güneşe doğru dönüyoruz. O sebepten olabilir. Arkadaşlar öncelikle bal almayı hedeflediğimiz nektar ne onun planlamasını yapmak lazım. Mesela ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyeyim. Biz ayçiçek balını bekliyoruz. Ve ayçiçeklerimiz bizim, ben kendim bildiğim için, Temmuz'un birinde açmaya başlar. Aşağı yukarı bir ortalamadır. Bizler de Temmuz'un birinde tarlacı arılarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Temmuz'un birine kadar. Yani bu bir koloni yönetim sistemi. Daha önce bahsetmiştik, birkaç soru vardı. Bir koloni arı yılda 600 kilo bal tüketir. Arkadaşlar, biz Temmuz'un birinde tarlacı arı nüfusumu arttırabilmem için ne yapmam lazım? Haziran'ın 9'una kadar ben yavru atımını çoğaltırmam lazım. Daha doğrusu Temmuz'un birinde çıkacak olan tarlacı olması gereken arı biliyorsunuz kovan içi hizmetini 21 gün boyunca tamamlamış arılar ancak uçuşa gidebiliyor, tarlacı arı olabiliyor. Yani bizim içerideki diğer bütün arılarımız maalesef dışarıdan gelen nektarı yiyen, tüketen arılar olmuş oluyor. Bu sebepten dolayı ta ki Haziran'ın 9'unda doğmuş olan, tekrar ediyorum, biz Temmuz'un 1'ini hedef alırsak Haziran'ın 9'unda doğmuş olan arılar bana ancak tarlacı bal getiren arılar olmuş olacak. Yoksa tamam içeride yiyici olacak. Ooo çok yavru var ama benim arım bal yapmadı. Hayır, yavrunuz çok olduğu için içerideki balı tüketmiş oldular. Siz de maalesef bal alamadınız. Maalesef durum böyle oluyor. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Koloni yönetimi dengesini sağlıyoruz. Yani ben Haziran'ın başında elimde olan fazla, benim işime yaramayacak olan, Haziran'ın ortalarında olan yavruları diğer zayıf arılara veriyorum değerli arkadaşlar. Çünkü onlar bana o saatten sonra o koloni için maalesef zarar teşkil etmiş oluyor. Böylelikle ben de ne yapmış oluyorum? Dengeleme yapmış oluyorum. Hedeflediğimiz nektar hangi tarihse 21 gün öncesine gideceğiz ve o dönemde doğmuş olan ancak arılar bize tarlacı arı olmuş olacak. Onun haricindeki tamamen bütün kapalı yavruları koloni olarak dağıtabiliriz. Biz aslında örneğin Çam'a gidiyoruz. Basra salgısı bizim bölgemizde Ege tarafında birkaç şekilde oluyor. İki şekilde oluyor. Örneğin Eylül'ün ilk haftasında gittiğimizde genelde Fransız yöntemi vardır. Ben onu çok uygularım. Biz ana arıyı alırız. Kapalı yavruları da alırız. Yan bir kovana koyarız. İçeride sadece giriş yapan değerli arılar işçi arı olur. Eski yerine işçi arılar girer. Bir kovanda kapalı yavru bırakırız. Daha sonrasında ağzını kapatırız. Bunları alır Çam balına götürürüz. Orada hızlı bir şekilde bir hafta 10 gün içerisinde balımızı alırız. Arılar zaten ömrünü tüketmiş olurlar ve içeride mükemmel bir bal olur. Ve bir tane dahi arı kalmaz. Hepsi zaten ömrünü tamamlayan işçi arılar olmuş olur. Burada bıraktığımız arılar ise anasıyla, yavrusuyla ömrüne devam eden arılar oluyor. Bu tabi biraz daha profesyonel tekniklere yol açan bir arıcılık yöntemi ama bunu da aklınızda bulunsun istedim. Tekrar etmek gerekirse, hedeflediğimiz nektar akımından 21 gün öncesine gideceğiz. Artık o saatten sonra içeride yavru varsa değerli arkadaşlar bizim hiçbir işimize yaramayacak, bize zarar. Onun yerine o kapalı yavruları zayıf arılarınıza dağıtın. Çok faydasını göreceksiniz. Evet, bu koloni yönetim sistemini sizlere anlatmak istedim. Evet, ilave etmek istediğim bir husus daha var. Yine tekrar gibi olacak ama kural gereği her zaman tekrar etmek istiyorum. 21 günü unutmayalım arkadaşlar. Nektar akımından 21 gün öncesindeki yavrular bizim işimize yarayacak olanlar. Ona göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Artık hesabı kitabı siz matematik olarak yapabilirsiniz. Hatta hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama tecrübeli arıcılarımız yine bileceklerdir. Hani biz yalancı anaya gitmiş, halk dilinde piçe gitmiş arı çok bal yapar. Şaşırırız hatta, Allah Allah deriz ya, ne kadar da bal var. İşte bunun sebebi
kovan da yavru arının olmayışı aslında. Çok bal yaptığından dolayı değil. İşçiler bal getiriyor, içeride bal stoğu çok oluyor ve inanılmaz bal yapıyor. İşte biz çama götürdüğümüz kovanlarda anasını burada bırakıp sadece işçi arılarını götürdüğümüz kovanlarda bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Yani zaman içerisinde orada 20 gün içerisinde tamamı ölmüş oluyor ama harika bir bal verimi almış oluyoruz. Arımız piçe gidiyor ya da yok olup hiçbir tanesi kalmıyor. Hatta yabancılar bu sebepten dolayı arkadaşlar paket aracılık sistemini çok uyguluyorlar. Ne yapıyorlar? Nektar akımı. Yine bizim diyelim ki aynı örneği vereceğim. Temmuz'un birinde olacak olan, gelecek olan ayçiçek akımından 21 gün önce hemen bir telefonla yavru arı siparişi veriyorlar. Bana diyorlar acil yavru arı getir. Hemen o gün çıkmış yavru arıları kolonisine veriyor. Ve 21 gün sonra tam istediği zamanda değerli arkadaşlar işçi arı olmuş oluyor. Kovanına destek olarak alıyor onu. Hatta kilo ile alıyorlar. Sayı ile alıyorlar. Belli bir gramajları var. Belli bir gramajlar şeklinde alıyorlar. Ülkemizde bu sistem yeni yeni yapılmaya çalışılıyor. İnşallah başarılı olabilir. Çünkü yavru arıyı direkt kovanı olduğu gibi boşaltsanız da öldürmüyorlar. Yavru arıyı her zaman koloni sahipleniyor arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde yine sizlere bir sendromdan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Arı sendromu, yani iltica sendromundan da bahsedeceğim. Kovanlar, arılar ballı geldiğinde ya da yavru olduğunda bazı iltica sendromları var. Onlar daha farklı konu. Ama dikkat etmemiz gereken bir konu var. 21 gün kovan içi hizmet süresini unutmayacağız. İçerideki fazla yavru arılar fazla bal tüketimine sebep olduğundan dolayı nektar döneminden önce matematiği siz kendiniz nektar akımına göre yapabilirsiniz. O yüzden kendi kapalı yavrularınızı zayıf olan kolonilerinize destek olarak verebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da tekrar yapmak istedim. Teşekkür ederim.